Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Mümtehine suresi 1 ve 3. ayetler arasını değerlendireceğiz. Mümtehine, imtihan eden veya mümtehane şeklinde imtihan edilen kadın. Bu anlamda kullanılan bir ifade. Surenin ileriki bir bölümünde bununla alakalı ayet var bu münasebetle bu surenin adı Mümtehine suresi olarak e, ifade ediliyor. Cenab-ı Hak burada bize şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. La tettehidu aduvi ve aduvakum evliya'e. Düşmanımı ve düşmanınızı dostlar edinmeyiniz. Tülgune ileyhim bilmevet de siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Vakat keferu bima ca'akum min el hak. Halbuki onlar size gelen hakikati, hakkı inkar ettiler. Yuhricuner rasul ve iyyakum en tu'minu billahi rabbikum. Rabbiniz olan Allah'a iman etmenizden dolayı onlar peygamberi ve sizi e, diyarınızdan çıkarıyorlar. İn kuntum kharactum cihadan fi sebili ve merdati. Eğer e, benim yolumda cihada çıktınız ve benim rızam için e, yola çıkmışsanız onlara sevgi göstermeyin. Tusirruna ileyhim bil mevette halbuki siz onlara e, gizliden bir muhabbet duymaktasınız. Yani bu Allah yolunda cihat ve Allah'ın rızasını aramakla bağdaşır bir durum değildir. Ve ana a'lemu bima akhfeytum ve ma a'lantum. Ben sizin neyi gizlediğinizi, neyi ilan ettiğinizi bilirim. Hatta a'lemu ismi taftir olarak en iyi bilirim manasına da gelir. Ve men yef'al ve men yef'alhu minkum sizden her kim böyle yaparsa fakat dalle seve es dost doğru bir yolda sapmış olur. Değerli izleyenlerim, bu surenin ve bu ayetlerin inişiyle alakalı Hatıb bin Belta'a, Ebi Belta'a olayı tefsirlerde nazara verilir. Şöyle ki, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yapacağı seferleri önceden sahabelere bildirmiyor. Ancak çok yakın çevresine bildiriyor. Ve onlarla beraberce nereye savaş yapılacak, sefer düzenlenecek bunun planını yapıyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte en büyük seferlerinden birisi de Mekke'yi fethe gitmesi. Mekken'in fethi arafesinde sanki başka bir yere bir sefer düzenlenecek gibi bir hava verdiriliyor. Tabi bu bir savaş stratejisi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam el Harbu Hud'a buyurmuş. Yani savaş hiledir. Dolayısıyla savaşın kendine göre bir takım e, bu gibi kuralları var. Bu kuralları daha iyi yerine getiren daha başarılı olur. İşte e, sefer gideceği seferi gizlemek, başka bir tarafa sefer düzenliyormuş gibi yapmak bunlar her birisi el harbu hud'a, sınırları çerçevesinde değerlendirilebilir. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam sahabeleri içinde Hatıp İbni Ebi Belta'a e, Mekke'ye sefer düzenleneceğini seziyor. Ve bunu bir mektupla onlara bildiriyor. Mekke'den Medine'ye gelmiş olan Sare isminde bir kadınla işte bir mektup gönderiyor. Ve mektupta yazdığı mektupta Hz. Peygamber'in Mekke'ye doğru bir sefer düzenlemek üzere olduğunu ve bunun karşısında da onların dayanamayacağını Mekkelilerin tutunamayacağını Mektubunda ifade ediyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Bu olaydan haberi oluyor Ve e, Peygamber Efendimiz 4-5 sahabeyi görevlendirerek Onları e, kadını Takibe gönderiyor Hatta nerede ona yetişeceklerini de söylüyor Ha denilen Mevkiye geldiğinizde Orada bir kadın bulacaksınız Onun üzerinde bir mektup var kadına zarar vermeyin ama o mektubu alın getirin diyor. Gönderilen sahabeler oraya kadar gidiyorlar ve orada gerçekten bir kadını buluyorlar ve kadını yakalayıp mektubu çıkarmasını istiyorlar. Kadın önce inkar ediyor ve yemin billah ederek o şekilde bir mektup olmadığını ifade ediyor. Ancak Hazreti Ali Hazreti Peygamber böyle buyurdu mutlaka sende mektup olacak yoksa şiddet kullanırız tarzında kadını tehdit ediyor. Bunun neticesinde kadın bazı rivayetlere göre saçlarının arasından mektubu çıkarıyor ve gönderilen o sahabeler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gelip mektubu takdim ediyorlar. ve Mektupta Peygamberimizin Mekke'ye doğru sefer düzenlemek üzere olduğu ve Mekkelilerin bunun karşısında dayanamayacakları Hatip i̇bn Belta tarafından ifade edilmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hatip'i çağırtıyor. Hatip huzura geldiğinde Hazreti Ömer o bilinen meşhur celaliyle celadetli haliyle Ya Resulallah izin verin ben bunu öldüreyim diyor. Çünkü hıyanet etti ben bunu öldüreyim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ya Ömer sabırlı ol diyor. Hele bir dinleyelim. Ve Peygamber Efendimiz Hatıb'a soruyor. Hatıb Uhud Savaşı'na da katılmış olanlardan, Bedir Savaşı'na katılmış olanlardan bir sahabi. Ey Hatıb diyor, neden böyle bir yanlış yaptın? Hatıb İbni Ebi Belta diyor ki, Ya Resulallah imandan sonra küfre dönmüş değilim. Elhamdülillah ben yine müminim. Ancak diyor benim şöyle özel bir durumum var. Benim bazı yakınlarım Mekke'deler, ee, ve ben Mekke'ye hariçten gelmiş birisiyim. İşte Mekke'deki o yakınlarımın korunması, kollanması açısından onlara böyle bir haberi verme lüzumu hissettim. Ve şuna da inandım ki e, siz muhakkak oraya gideceksiniz ve mutlaka orayı fethedeceksiniz. Onların karşı durmaları e, bu neticeyi değiştirmeyecek ve siz muhakkak orayı fethedeceksiniz. Bundan dolayı e, yakınlarıma faydalı olma açısından böyle bir şey yaptım diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da onun özrünü kabul ediyor ve kendisine herhangi bir ceza verilmiyor. İşte bu olay münasebetiyle bu ayet-i kerime ve devamındaki ayetler hatta surenin tamamı da bu bağlamda değerlendirilebilir. Bunlar nazil oluyor. Tekrar manayı beraberce değerlendirecek olursak Allah-u Teala ya eyyühellezine e'manun ey iman edenler diyerek önce bütün ehli imana hitap ediyor. La tettahizu ve aduvvakum evliyâ. Düşmanımı ve düşmanları düşmanınızı dostlar edinmeyiniz. Yani düşmanımı derken Allah düşmanı kafir Allah'ın düşmanıdır. Ee, ve e, Allahu Teala insanları iman etmeleri için yaratmıştır. Dünya bir imtihan salonudur. Bu imtihan salonunda Allah'ı kabul etmeyen insanlar bir yönüyle Allah'ın düşmanıdır. Burada da aduvvi benim düşmanım anlamına geliyor. Allahu Teala düşman tabirini onlar için kullanıyor. Ve vakum düşmanınızı, düşmanım ve düşmanınızı dostlar edinmeyiniz. Tülgune ileyhim bil mevette onlara sevgi gösteriyorsunuz. Vakat keferu bimajja akuminal hak halbuki onlar size gelen hakkı inkar ettiler. Yani onlar size gelen hakkı inkar etmişlerken tutup da siz onlara dostluk göstermeyin. İnsana verilen muhabbet duygusu, sevgi duygusu, düşmana dostluk göstermek için değildir. Burada şöyle bir inceliği de görmekteyiz. İnsana verilen bütün duyular, duygular her birinin bir kullanım yeri var. Aklın kendine göre kullanım yeri var, kalbin kendine göre kullanım yeri var. İşte kalbe ait latifelerden biri olan sevme duygusu. Bu da Allah'ı sevmek, Allah'ın sevdiklerini sevmek. E, bu manada kullanılması gerekir. Ama bir kalp tutup da e, Allah düşmanlarını dost edinecek olursa sevgi duygusunu yerinde kullanmamış olur. Bu açıdan her duygunun yerinde kullanılması lazım geldiği gibi sevginin de yine yerinde kullanılması lazım geliyor ve bir insan tutup da Allah düşmanlarına sevgi göstermesi dine tepki duyanlara sevgi göstermesi o sevgi duygusunu yerinde kullanmamaktır ve dolayısıyla bu mesuliyeti mucip olan sorumluluğu gerektiren vebali gerektiren bir durumdur. Yuhricuna Rasul ve iyyakum en tu'minu billahi rabbikum. Onların bir başka durumu da şu. Sizin sevgi gösterdiğiniz bu kimseler peygamberi diyarından çıkardılar ve sizi de diyarınızdan çıkardılar. Yani sizleri Mekke'den çıkmaya mecbur bıraktılar. Hicrete mecbur bıraktılar. Ve gerekçeleri de sadece şuydu. Rabbiniz olan Allah'a iman etmenizden dolayı. Yani onlar inanca saygı göstermiyor. Sizin Allah'a imanan inanan kimseler olmanıza tahammül edemiyorlar. Bundan dolayı size zor kullandılar ve oradan çıkmanıza sebebiyet verdiler. Tutup da bunlara sevgi göstermek kârı akıl değildir. İn kuntum haraştum cihaden fi sebili eğer benim yolumda çıktınızsa, bir cihad için çıktınızsa ve <laughs> tiva ve benim rızamı aramak için çıktınızsa böyle yapmayın. Burada tabi eğer benim yolumda cihad için çıktınızsa benim rızamı ararak, e, arayarak çıktınızsa ve bunun şarta bağlı olarak da ifade edilmesi ince bir manayı göstermekte. Yani Allah yolunda cihada çıkan bir kimsenin Allah'ın rızasını arayan bir kimsenin Allah düşmanlarına din düşmanlarına muhabbet göstermesi yerinde değildir, uygun değildir. Ama başka gayelerle çıktınızsa o ayrı mesele. Yani burada sözü bir dokundurmak var ve muhatapları düşünmeye sevk etmek var. Peki başka gayelerle çıkanlar olabilir mi? Olabilir. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve yanındaki sahabeler Mekke'den Medine'ye hicret ettiklerinde şöyle bir durum oluyor. Bir gün sohbet esnasında Peygamber Efendimiz'e soruluyor. Ya Resulallah biz dinimizden dolayı Mekke'yi bıraktık, buraya geldik. Bu şekilde hicret ettik. Ama bazıları var ki işte dünyevi menfaatler için buraya geldiler. İşte bir başkası var ki burada sevdiği bir kadın vardı. Onunla evlenmek için buraya geldi. Bunların durumu nedir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam meşhur hadisinde şöyle buyuruyor. İnnemel amalü bin niyat. Ameller niyetlere göredir ve inna meli kullimri imma ve herkes için ancak niyet ettiği vardır. Ve men kana hicretuhu ilallah ve rasulihi fe hicretuhu ilallah ve rasulihi. Artık kimin hicreti Allah ve Rasul ise o Allah ve Rasulüne ulaşır. Ve men kana hicretuhu ila dünya nusibuha ev imraatin yankihuha kimin de hicreti elde edeceği dünyevi bir menfaat veya nikahlayacağı bir kadınsa فَحِجْرَتُهُ ila ma هَاجَرَ ileyh Neye hicret etmişse o da onu elde eder. Ee, i̇şte dikkat edin ameller niyetlere göredir ve herkes için ancak niyet ettiği vardır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir olay münasebetiyle bunu nazara veriyor ve muhteşem bir ölçüyü bizlere bildiriyor. Demek ki sureten hicret görüntüsü altında bazıları başka gayeyle de yola çıkmış olabilir o zaman niyeti halis olmadığından elbette hicret sevabı elde edemeyecektir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Allah yolunda hicretin de bir cihad olduğunu ifade eder. Çünkü hicrette ulvi gayeler var. Mesela en meşhur hicret olarak Peygamber Efendimizin ve yanındaki sahabelerin Mekke'den Medine'ye hicretini biliyoruz. Kur'an-ı Kerim değişik ayetlerinde buna temas ediyor. Çok önemli bir olay ve İslam tarihinde bir dönüm noktası. Öyle ki ayetler Mekki ayetler ve Medeni ayetler olarak ikiye ayrılır ve bunun ayrımında temel nokta hicret olayıdır. Hicretten önce nazil olanlara Mekki, hicretten sonra nazil olanlara Medeni denilir. Ve Hicri takvimin başlangıcı yine hicret esas alınarak yapılmıştır. Dolayısıyla hicret çok önemli bir olay. Ve bu bir inanç hareketliliği, imanından dolayı bir beldeyi bırakıp, doğup büyüdüğü beldeyi bırakıp, başka bir beldeye gitmek. işte o günün sahabileri bunu gerçekleştiriyorlar. Peygamberimizin riyasetinde bunu gerçekleştiriyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim onları muhacirler olarak, Allah yolunda hicret eden kimseler olarak met ediyor. Ama bir kısım insanlar onların içinde başka gayelerle yola çıkmışsa onlar hicret sevabı elde edemeyecekler. Görünüşte hicrettir, gerçekte ise bir menfaatin peşinde koşmaktır. İşte ayet-i kerimede اِنْ كُنْتُمْ خَرَشْتُمْ جِهَادًا ف۪ي سَب۪يل۪ي vebtiha اَمَرْضَاتِمْ Eğer benim yolumda cihad etmek için ve rızamı elde etmek için e, yola çıktınızsa o zaman buna dikkat edin onlara sevgi göstermeyin. Tüsiruna ileyhim bilma de tutup siz onlara gizli bir sevgi gösteriyorsunuz. Ve ene a'lemu bime ihfeytum ve ma Ben sizin gizlediğinizi de bilirim, ilan ettiğinizi, açığa vurduğunuzu da bilirim. Yani böyle bir mektup yazmakla onları onlarla alakalı neler düşünüyorsunuz, neleri ifade ediyor, neleri etmiyorsunuz hepsini bilirim. Ve men yef'alhu minkum sizden her kim böyle yaparsa, e, fakat dalle seva sebil dost doğru bir yolda yoldan sapmış olur. Hani bir insan e, ana caddede giderken kaza yapar mı? Normalde yapmaması gerekir ama e, yapanlar da olabiliyor. Şerit ihlalinden veya fazla süratten e, veya e, diyelim ki uykusu gelmiştir e, uyuyup kalanlar olabiliyor doğru bir yolda giderken kaza yapabilen de çıkıyor. İşte e, sahabeler doğrudan peygamberimize muhatap Kur'an ilk defa onlara nazil oluyor ve e, o devir bir asıl saadet bir asıl Nur ve insanlık tarihi içinde en dikkat çeken bir zaman dilimi Çünkü alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber o zamanda geldi o insanlara muhatap oldu, ve en büyük peygamber o insanları irşat ettim İşte böyle bir durumda artık bunlar e, çok geniş bir caddede İslam caddesinde yollarına giden kimselerdir sahabeler ama onlar içinde de zaman zaman e, ayağa kayanlar olabilir sürçenler olabilir e, ayet-i kerime buna da dikkat çekmiş oluyor İşte sizden her kim tutup da kafirlere e, dostluk gösterecek olursa sevgiyi e, yerinde kullanmayıp onlara muhabbet edecek olursa dost doğru bir yolda sapmış olur. Dost doğru bir yolda yoldan çıkmış olur. İyet kafukum yekunu lekum adaa. O sizin düşmanlarınız ve Allah düşman olan müşrikler eğer sizi ele geçirseler size düşmanlık gösterirler. Yani size acımazlar. Ve yebsutu ileykum eydiyehum ve bisu'im ve ellerini ve e, dillerini kötü bir şekilde size uzatırlar. Yani hem e, darp ederler, vururlar hem de dilleriyle demediklerini bırakmazlar. Ve veddû lev tekfurun ve onlar sizin inkara girmenizi istediler. Yani onlar sizin e, dinden çıkmanızı, peygambere geleni inkar etmenizi isteyen kimselerdir. لَنْ تَنْفَٓاءُكُمْ ve وَلَا اَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü sizin e, sılayı rahminiz yani onlarla akrabalığınız ve evladınız asla bir fayda vermeyecektir. Yafsilu <laughs> بَيْنَكُمْ Allah orada aranızı ayıracaktır. Yani Allah için sevme olmayınca e, insandaki muhabbet duygusu zayi olacaktır. Ve e, o şekildeki o yakınlarınız diğer alemde size bir fayda vermeyecektir. Allah aranızı ayıracaktır. Vallahu bima taamaluna basir. Allah yaptıklarınızı görendir. Her ne yaparsanız Allah görür. Cenab-ı Hak bize verilen bütün duyguları yerli yerinde kullanmayı, muhabbet duygusunu da yerli yerinde kullanmayı hepimize nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.